Yaptığın onca şeyden o kadar kolay sıyrılabileceğini sandın ha? Savaş, çekil önünden. İşim gücüm var. Filiz'i evinden attırdın. Şimdi evine uyuşturucu gizlemek. O kadar düştün öyle mi? Ulan o evde çocuklar var, çocuklar! Savaş, ne saçmalıyorsun? Neye uyuşturucusu? Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Evine uyuşturucu gizletmişsin. Polisler geldi tutukladı. Hem de ailesinin gözü önünde. Vallahi pek şaşırmadım. O ailenin hali ortada. Aslında senin halin ortada. Ya sen bu kadar aşağıda bir adam mısın? Bu kadar aşağılık biri misin sen be? Laflarına dikkat et. Etmiyorum, etmeyeceğim de. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi benimle geliyorsun karakola, Filiz'i bu işten alıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir şey yapmadım. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun değil mi? Peki, peki. Senin anladığın dilden konuşacağım öyleyse. Ya şimdi benimle gelirsin Filiz'i kurtarırsın... ya da o belgelerle şimdi polise giderim. Tamam mı? Senin o bütün pisliklerini dökerim. O yasada şehir neyse onların hepsini. Ne yapmışım ki ben? O belgelerin hala bende olduğunu biliyorsun. Bildiğini biliyorum. O belgelerle giderim polise. Her şeyi anlatırım. O paraman şirketlerden bahsediyorum artık. Ne yapıyorsan. Birkaçını da annemin üzerine yapmışsın. Biliyorum. Neyse. Geliyor musun, gelmiyor musun? Son söz. Peki. Bana göre boş. Savaş, dur. Gel içeri girelim. Bunlar böyle ulu orta konuşmuyor. Hayır, hayır, dinlemeyeceğim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Geliyorsan gel. Tamam, benim söyleyeceklerimi dinle o zaman. Savaş Bey, Servet Bey toplantı... Şimdi değil. Otur şöyle. Sakince konuşalım. Oturmayacağım. Peki. Nasıl istersen. Açıkçası bu kızın başına her kötü şey geldiğinde beni sorumlu tutmana üzüldüm. Babanım ben senin. Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Hiç mi güvenin yok bana? Güven mi? Daha fazla asabımı bozma benim. Toparlanı toparlıyorsan hadi gelin bir önce. Tamam, evet. Tamam. Yani geçmişte benim de bazı hatalarım oldu, kabul ediyorum. Ama böyle bir iftirayı hak edecek bir şey yapmadım ben. Servet Aktan'ı uzatacaksan gidiyorum. Tamam. Tamam, peki. Savaş, tamam bak. Filiz'e yardımcı olacağım. Sırf sen mutlu olasın diye. Oğlum olduğun için. Korktuğun için değil yani. Sen nasıl istersen öyle düşün. Ama ben babanım senin. Bunu unutma. Ulan şu haline bakan da var ya, adamcağıza bak nelerle uğraşıyordur ha. Yer miyim lan ben bu numaraları? Ha? Ben senin var ya ciğerini biliyorum, ciğerini. Anladın mı? Leş gibi pisliğin yalanın içine batmışsın, haberin yok. Ama ben seni zaman kaybetmeyeceğim. Bir an önce Filiz'i kurtarmak için ne yapıyorsak yapalım, yoksa gidiyorum. Tamam. Bekle bir dakika. Alo Telat. Bana hemen en iyi ağır ceza avukatınızı yolla. Bir yakınımı savunacak. Evinde yasa dışı bir paket bulunmuşsa. Tamam. Bekliyorum, hemen gönder. Gördün mü? Çözüyorum işte. Mutlu musun şimdi? Filiz beraat ettiğinde mutlu olacağım. Edecek. Çünkü benim avukatlarım en iyisi. Cezası büyük ihtimalle paraya çevrilir. Onu da hallederiz zaten. Şimdi sen git. Ben avukatla konuşayım. Sonra sizin yanınıza yollarım. Bak söylediğin gibi o avukat eğer Filiz'in işini çözmezse... o belgelerle polise giderim. Yemin ederim yaparım bunu. Bana Necdet'i yollayın hemen. Buyurun Servet Bey. Bu bir süre önce ifşa olan paravan şirketleri hallettiniz değil mi? Sıraya koyduk efendim. Tek tek ilgileniyorum. O ne demek aptal herif? Ben sana bir an önce hallet demedim mi? Ama hepsini bir anda halledersek çok dikkat çekerdi Servet Bey. Bir an önce hepsini hallet. Duydun mu? Tamam efendim. Nasıl istersiniz.
Allah kahretsin. Alo, Tülin. Servet Bey, buyurun efendim. Ayla Hanım yanında mı? Hayır efendim, yürüyüşe çıktı. Heh, güzel. Şimdi dinle bak. Yarın akşam Savaş Bey kız arkadaşıyla birlikte oraya yemeğe gelecek. Hep birlikte olacağız. Öyle mi Nikser? Tülin, bir sus dinle şimdi. Senden yapmanı istediğim bir şey var. Ama bunu ne Ayla ne de bir başkası duyacak, anladın mı? Eğer becerebilirsen sana yüklü bir prim vereceğim. Nedir efendim? Dinle şimdi.